Merhaba arkadaşlar. Eski Mezopotamya ve Mısır tarihi adlı dersimizin tanıtım videosuyla karşınızdayım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Hakan Sivas, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesiyim. Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır. Uygarlık tarihinin en temel adımları Mezopotamya'da atılmıştır. Yerleşik yaşam, tarımın başlaması, hayvanların evcilleştirilmesi, obsidiyen dediğimiz volkanik camdan aletlerin yapılması, kile şekil verilerek çanak çömleğin üretilmesi ve anıtsal tapınakların yapılması gibi gelişmeler Kuzey Mezopotamya'da yaşanmıştır. Güney Mezopotamya'da ise M.Ö. 4. bin yılda kentleşme, uluslararası ticaret, ilk devletlerin ortaya çıkması ve yazının geliştirilmesi gibi önemli gelişmeler görülmüştür. Mezopotamya'da yaratılan yüksek uygarlık, Anadolu, İran, Akdeniz dünyası başta olmak üzere çevresindeki pek çok toplumu derinden etkilemiş ve kültürlerinin gelişimine katkı sağlamıştır. Eski Mısır uygarlığı ise Nil Vadisi'nde gelişmiştir. Eski Mısır'da da M.Ö. 4. bin yıldan itibaren devlet örgütünün kurulması, din, sanat, mimari, ölü gömme gelenekleri gibi konularda çok önemli, ilginç gelişmeler yaşanmıştır. Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi adlı dersimiz 8 üniteden oluşmaktadır. İlk ünitede Mezopotamya'da insanın ilk taş aletleri yapmaya başladığı dönemden yazının ortaya çıkışına kadar olan gelişmeler anlatılmaktadır. İkinci ve altıncı üniteler arasında ise Sümerler, Akatlar, Asurlular ve Babillilerin uygarlığından bahsedilmektedir. Yedinci ve sekizinci üniteler ise Eski Mısır tarihi ve uygarlığıyla ilgilidir. Bundan sonra her ünitenin özet videolarıyla beraber olacağız. Dersinize çalışırken beraber yapacağımız ünite özeti videoları yanında e-kampüs sisteminde dersle ilgili ders kitabının PDF hali, ünite özetleri, sesli özet, yaprak test ve deneme sınavları gibi ders malzemelerini de kullanabilirsiniz. Ünite özeti videolarında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.